Dört teker hareket etmesi, şurası Allah'tan güneş görüyor ha. Şurası güneş görmezse buradan çıkamayız. Bravo. Artı 8, biz artı olsak 10. Artı 10 eğim gösteriyor, çünkü ciddi bir eğim. Buz olsa gerçekten sıkıntı. Çıkamayız buradan. Doğru söylüyorsun. İnanılmaz bir şey ya. Bura niye şey mi? Bak bak bak. Şuradan hop. Kaya kaya. Daha çok. Herhalde. Yavaş yavaş. Kar dedik, kar dedik. Al sana kar. Bak, bak kar dedik, buz demedik şimdi, yani. Evet ya şimdi. Halatım, kalın halatım var. Abi. Merhaba abi. Çekeriz ya. Şimdi bugün ona, yarın bana yani. Doğru. Evet, çekerim kayda. Murat abim yine bir araç kurtarıyor. Çok. Burası bir seçkini bir kardan çekmişti. Bak şurada kaya çöktürüz. Yokuş. Gayet iyi. Kayda. Burada çıkıyor, helal olsun. Lastikler, kış lastikler özellikle yeni ise rahat çıkar. Ne bu? Hyundai Bayon. Yok, E20 bu. Kaç kilometre kalmış? 4 kota var mıymış ya? Hayır, düz yola gelemedik halen de. Allah'ım. Bu adamda kış lastiği var ya. Öyledir, yoksa cesaret edemeyiz ya. Kesinlikle. Karşımızdan araba çıkmaz inşallah. Şeyi bilemiyorum abi. İnsanımızın cahil cesaret boyutu var ya, her şey olabilir. Yolunu kaybetmiş bile olabilir. Abi. Yok ya buraya. Şeye gidiyordum, Ankara'ya gidiyordum. Abi. Navigasyon kestirme diye burayı gösterdi. Nasıl geldim bilmiyorum abi. Beni bir yere ulaştırır diye devam ediyorum. Lastiği var, frene de basıyor, kaymıyor. Bak lastik çok önemli. Şimdi bu araba dört çeker değil. Değil ama bak gidebiliyor rahat. Gidiyor. Bazen şey düşünüyorum. Pick-up alayım, dört çeker olması da önemli değil. Yok şimdi ya. Normal bir pick-up bu dört çekerden daha avantajlı olabilir böyle yollarda. Olmaz mı? Yani şey, yüksek karda avantaj olur anca da, ama yine de dört çeker değilse yüksek olmayan bir kara girmesi de risk. Bence şey var ya, lastikleri falan çok iyiyse rahat rahat yavaş yavaş gider bence. Çünkü bende Verso varken Ford Ranger takasını isteyen bir arkadaşla konuşuyorum, çok ödedik. 4x2'ydi 12'si, ve dedi ki abi dedi yani bununla bütün şeyini yaptım ben dedi, yani modifiye var ya. He. Lastik yükseltme vesaire falan. Ama dört çeker değil. Dört çeker değil ama dedi yani çok ihtiyaç duymuyorsun dört çekere dedi yani. Daha önce de Kaşkay ile kaymıştım ben. O geldi aklıma hemen. Araba nasıl diyeyim, Allah korudu bizi Kaşkay'da. Ama Eclipse'de elhamdülillah, her zaman koruyan Allah. Ama araba o kadar kısa sürede toparladı ki. O da şeydi değil mi, sürekli dört çeker. Evet, ve o zaman anladım ben dört çekerin sadece böyle dağ bayır çıkmakla alakası olmadığını. Virajda vesaire de topluyor araba yani ya. Evet. Çok güvenlikli bir şey. Dört çeker çok gerekli bir şey bence. Her aracın dört çeker olması lazım bence abi. Şu yolu açmasaydılar gidemezdik, Allah bilir. Biraz üşüdük, -4. Gayet iyi gibi ama şu an. Fark attı ya. Kaç kilometre? 2,5 kilometre. Bu da oraya gidiyor. 6 dakika. Sence? Oraya gidiyor tabii. Burada başka bir yere gitmez insanlar ya. En hayır, ulaşılabilir turu, orası. Yok çevre ya. Turu falan. Bence oraya gidiyor. Kaldı. Direkt devam et. Açmamışlar mı orayı yoksa? Kaldı. Sağa dönün.
Adamların tipi yolu şey yapmış. Kaldı. Bakayım. Bizim bekliyor ya. Bizim bekliyor. Tekmiş ya. Eğlenmek. Tipi buraları şey yapmış. Ha, ondan cesaret edemedi. Evet, bizim için aksiyon şimdi başlıyor. Bismillah. İnanamıyorum. Rüzgarın oluşturduğu tepecikleri evet. Biliyor musun? Bu kumdaki yaptığı etkiyi yapıyor çölde. Bu şey ne? Evler, yerleşim yerleri. İşte dediğin şey işte Karagöl'ün şeyi. Yaylı evleri. Aynı acele gibi mi yerleşim yeri? Var. Mantık. Bizim göl ayrı. Burada da ayrı. Mantık yerleşim mantığı aynı mantık o zaman. Evet. Yani gölün dibinde yerleşim yok. Biraz uzağında. Orada da öyle. O göl zaten yazın şey. Belediyenin yazın ücretli giriyorsun oraya. Hatta yeni mi yürürlüğe girdi o? Tesis yaptı oraya. Ondan sonra mı oldu? Yok. Bu işte yolun asfalt yaptı. Bir şey yaptı. Ücrete tabi koyuyor. Evet. Buraya insanlar gelip gidiyor ha. Ya en ulaşılabilir yaylalardan bir tanesi ya. Çoğu yayla yolu topraktır ya. Abi burası bence asfalt. Ya bir burası topraktı. Bilemiyorum şu anda toprak mı asfalt mı. Vallahi ulaştık. İşte şeyleri geldik zaten. Ne kaldı? 1,5 kilometre. Vallahi öyle misin? Bir frene bassam mı? Vallahi gayet iyi ya. Ya sağa sola şey yapmadı. Yok. ESP şeyi anlamadım ben. ESP ne oluyor devlet? O patinaj. ESP arabayı toparlar normal yolda. Sen onu niye iptal ediyorsun? Ama toparlarken şey lastiğin fazla dönmesini de sağlar. Karlı zeminde patinaj yapmasını sağlıyor ESP. Yani karlı zemine girince kapatıyorum ben. Patinaj yapmasın diye. Ama sen yokuş yukarı çıkarken de kapatmıştın hatırlıyorum. Ya karlı zeminse kapatmışımdır yoksa kapatmadım. Şimdi yeni kapattım bu kara girince. He. Sanki şeyde de ESP'yi kapatmıştın. O zorlu yokuşu çıkarken. Yok orada başka bir şeyi mi kapattım? Belki de denemişimdir olabilir. Deniyordun çünkü. He. Açık kapalı falan. Adam tekti ya. Evet ya. Çok enteresan. Dediğiniz gibi keşfe gelmiş herhalde. Şeyde Kaplıca'da kalıyordur. Keşif gezisi var. Gördüm. Kaplıca'da kalıyordur. Ya. Bir çıkayım bakayım ailemi getirebilir miyim falan bravo. Diye. Bravo. Çıktı geziyor. Bravo. Geldik. De bakalım girebilecek miyiz? İnanılmaz. Sola dönün. Giremezsek de yolun kenarında da park edecek genişlik yok ya. Bir de malzemeleri. Aha, giremeyeceğiz. 300 metre peki. Sonra hedefinize ulaşacaksınız. Girsek çıkabilir miyiz? Yok yok dur. Küreğin var mı senin? Kürek var. Kürek varsa bu ön tarafı alırız. Niye boşu boşuna? Yok gireriz ya şurası. Anladım da o ilk girişte bir şey var bak. Önünden geçebilirsin. Ya orada karavanla gelmişti. Karavanla. Abi diyor, bunun için fazla masrafa gerek yok. Arkamıza takılıyor, geliyor da. Yavaş gidin. Zık. Video korumaya alındı. Yere geldiniz. Nasıl şey yapacak? Gelebilir.